Dünyanın en yüksek noktası 8848 metre yüksekliği ile Everest Dağı'dır. Everest Dağı'nı en yüksek dağ olduğu için hemen hemen herkes duymuştur. Bununla birlikte dünyanın büyük bir kısmını kaplayan deniz ve okyanusların içerisinde neler olduğu hakkında günümüzde bile çok az bilgiye sahibiz. Bu videoda bahsedeceğim Mariana Çukuru ise dünyanın en derin noktası olarak bilinmektedir. Ve gerçekten de çok derin ve bir o kadar da gizemli bir yerdir. Mariana Çukuru'nu anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle Mariana Çukuru nerededir? Dünyanın en derin yeri olan bu çukur, dünyanın en büyük okyanusu olan Büyük Okyanus'ta bulunmaktadır. Guam Adası'nın yakınlarında bulunan Mariana Çukuru, Japonya ve Endonezya arasında iki ülkeyi de aşağı yukarı eşit mesafe uzaklıkta yer almaktadır. Mariana Çukuru'nun en derin noktası yaklaşık olarak 11.000 metredir. Çukurun genişliği ise 69 kilometredir. Burası suyun altında ters dönmüş bir dağa benzer. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'nı bu çukurun içine koyabilseydik, Everest Dağı çukurun içinde kaybolurdu. Burası o kadar derin bir yerdir ki suyun altında 11 kilometre boyunca sürekli aşağı indiğinizi hayal edin. En dip noktasındaki basınç, yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazladır. Mariana Çukuru'nun en dibinde bulunsaydınız, bu şiddetli basınç karşısında ne olduğunu anlayamadan bir anda ölürdünüz. Suyun en üstünden 1 kilogramlık bir maddeyi bırakırsanız, bu maddenin suyun tabanına ulaşması yaklaşık 1 saat sürerdi. Mariana Çukuru'nun nasıl oluştuğu konusuna gelecek olursak, dünyanın varlığını sürdürdüğü süre zarfında kimi zaman yer kabuğunu oluşturan plakalardan bazıları birbirlerine yaklaşarak çarpışırlar. Bu çarpışma sonucunda plakalardan biri diğerinin altına girerek damla adı verilen bir durum gerçekleşir. Damla durumunun anlamı ise yoğunluk bakımından üstün olan plakanın daha az yoğun olan plakanın altına kayması olayıdır. Bu bölgelerde şiddetli depremler görülebilir ve depremlerin oluşturduğu derinlikler levhaların büyüklüğüne göre değişebilir. İşte Mariana Çukuru da Pasifik plakası ile Mariana plakasının birbirine çarpması sonucunda oluşmuş bir çukurdur. 1951 yılında Challenger 2 gemisiyle Büyük Okyanus'ta araştırma yapan bilim insanları denize saldıkları sondanın 10.863 metreye kadar indiğini görünce o güne kadar bilinen deniz çukurlarının en derinini bulduklarını anladılar. 23 Ocak 1960 yılında Trieste adlı batiskaf denizin altında 10.916 metreye kadar inebildi. Batiskafın içindeki İsviçreli bilim insanı Jacques Picard ile ABD donanmasından teğmen Donald Baş, Mariana Çukuru'na inebilmeyi başaran ilk insanlar olma unvanını kazandı. 25 Mart 2012'de yönetmen James Cameron, Dikey Torpil adlı özel denizaltısıyla Mariana Çukuru'na tek başına inmeyi başardı. James Cameron 156 dakikada dünyanın tabanına indi. 3 saat boyunca incelemeler yaptı. Beklenenden daha kısa sürede 70 dakikada yüzeye çıktı. James Cameron okyanusun en derin noktası olan Challenger Deep'e inmişti. Ve böylece okyanusun en derin noktasına tek başına inen ilk insan olmayı başarmıştı. Mariana Çukuru sahip olduğu derinlikten dolayı güneş ışığı görmeyen karanlık bir yerdir. İnsanoğlu güneş olmadan canlıların yaşayamayacağını düşünse de Mariana Çukuru'nda bulunan canlılar bu düşüncenin yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Okyanuslarda ve denizlerde keşfedilen canlılar genel olarak yüzeye yakın yerlerde yaşayan canlılardır. Fakat bununla birlikte suyun en derin noktalarında da yaşayan canlılar vardır. Mariana Çukuru'na yapılan inişlerde birçok yeni canlı keşfedilmiştir. Bu canlıların görünüşleri de oldukça korkutucu ve farklıdır. Mariana Çukuru'nda bulunan deniz canlılarından bazıları balta balığı, fener balığı, futbol balığı, ejderha balığı, pençe diş balığı, ışıklı deniz feneri, fanfin deniz şeytanı ve daha niceleridir. Buraya yapılan sayılı inişte günümüze kadar Mariana Çukuru'nun çok küçük bir kısmı keşfedilmiştir.
Dünyanın en derin noktası olan bu çukurda dinozorlar zamanından kalma deniz canlılarının, megalodon gibi bir zamanlar nesli tükenen dev köpek balıklarının halen yaşayabileceği düşünülmektedir. Herhangi bir kanıt olmadığı için bütün bu ihtimaller şimdilik varsayımlara dayanmaktadır. Ama şöyle bir gerçek vardır ki Mariana Çukuru'nda yaşayan ve insanlar tarafından henüz keşfedilmemiş sayısız canlı vardır. Dünyanın en derin noktası olan bu yer birçok gizemiyle keşfedilmeyi beklemektedir.